Bazı durumlarda, bazı özel durumlarda kontak lenslerin gece gözle kalmasına müsaade edebiliyoruz. Bunlardan en önemlisi özellikle küçük bebeklik çağlarında tedavi amaçlı, özellikle doğumsal katarakt ameliyatı geçirmiş çocuklarda ameliyatın hemen arkasından göze kontak lens uyguluyoruz. Bu tür bebeklerde örneğin kontak lensin gece gündüz gözle kalmasına müsaade ediyoruz. Çünkü o lenslerin bebeğin gözünden her gün takılıp çıkartılması bir travma oluşturabileceği için çok özel bebek lensleri var ve onlar belli bir süre için bebek belli bir yaşa gelinceye kadar gözle bırakılabiliyor. Ya da tedavi amaçlı bir takım kornea hastalıklarının tedavisinde kullandığımız lensler var. Bunlar tamamen görme amaçlı değil, kornea hastalığını tedavi etmeye yönelik olan kontak lensler. Onların da gece gözle kalmasına müsaade ediyoruz ve ona uygun bir lens takıyoruz. Ama bunun dışında kırılma kusurlarını düzeltmek, yani gözlüğe alternatif olarak verdiğimiz, kırılma kusurlarını düzeltmek için kullandığımız kontak lenslerde mümkün olduğu kadar gece gözde uyku sırasında kalmamasını öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Her ne kadar bu amaçla yapılmış, gece de gözde kalabilecek lensler de varsa da çok iyi biliyoruz ki kontak lens gece gözde kaldığında kontak lensle ilgili komplikasyonlar çok büyük bir oranda artıyor. Yani büyük bir patlama şeklinde bir yüksek oranla komplikasyonlar çok artıyor. Çünkü gece boyunca gözde hem kontak lens kalıp hem de göz kapağı kapatıldığı için gözün oksijenizasyonu, yapısı, fizyolojisi her şey değişiyor ve bu tür gözler başta enfeksiyon olmak üzere çok sayıda komplikasyonlara çok açık hale geliyor. Hatta öyle ki bizim çoğunlukla hani bu kontak lens gözü kör ediyor gibi duyduğumuz ağır komplikasyonların çok önemli bir kısmı çoğunlukla bu şekilde gece gündüz kullanan hastalardan çıkıyor. Hepsinde olması söz konusu değil belki ama oran olarak 8-10 misli daha fazla komplikasyon görüyoruz. Normal günlük kullanılan ve gece uykudan önce çıkartılan kontak lenslere göre.